Aramızda GPT-3 yapay zekanın ne olduğunu bilmeyen varsa Barış Özcan'ın şu videosunu izlemenizi öneririm. Linkini açıklamaya da koydum. Zaten Barış Özcan da olmasa bu gibi bir bilim alanındaki hayati gelişmeyi nasıl duyacaktık ki? Ne yazık ki ne televizyon kanallarında ne de yerli haber sitelerinde bu konu üzerine fazla durulmadı. Peki YouTube? Çekilmesi gereken daha önemli challenge videolar olduğu için yalnızca birkaç Türk kanalı bu konu hakkında video çekmiş durumda. Neyse, biz konumuza geçelim. Sizi GPT-3 yapay zekasını biliyor kabul etmek isterdim ama işimi garantiye alarak kısaca bahsedeceğim. GPT-3, derin öğrenmeye kullanan öz bağlanımlı dil modeli ve bir yapay zeka aracıdır. GPT-3, insanların ürettiği içeriklere benzer birçok içeriği dijital tabanlı olarak üretebiliyor. Örneğin makale yazmak, kod yazmak, tasarım yapmak gibi özgün ve yetenek isteyen işler. Bu konu hakkında daha detaylı videolar üzerinde çalışmaktayım. Gelin biz öncelikli olarak bu GPT-3 yapay zeka erişimi nasıl alınır onu görelim. Açıklamada verdiğim linkten GPT-3 yapay zekasının yapımcısı olan OpenAI şirketinin ilgili yazısına gidiyoruz. Burada GPT-3 hakkında bilgiler verilmekte. İngilizce iyi değilse sağ üstte Translate yardımıyla bu yazıyı Türkçe'ye çevirerek okumanızı tavsiye ederim. Yazıyı ben detaylıca okudum. OpenAI şirketi yapay zekanın ticari amaçla üretildiğini ve bu sayede bu buluşun daha çok gelişebileceğini belirtmekte. Ticari kapsamda ise şirket yapay zeka alanında bilgili veya tecrübeli kişi veya kuruluşları aramakta. Bu yapay zeka erişimini alabilmek için yapmanız gereken ise GPT-3 kullanabileceğiniz bir ticari proje oluşturmak ve bu firmaya başvurmak. Peki nasıl projeler oluşturabiliriz? Bahsettiğimiz yazının ilk paragrafının altında bazı butonlar bulunmakta. Soldaki butona tıklayarak bu yapay zekayı kullanılarak üretilen projeleri görmekteyiz. Bu proje bir eklenti olabilir veya yazı düzeltme sitesi veya kopya kontrol tespiti gibi projeler olabilir. Buradaki projeleri inceleyerek bir karar verebilirsiniz. Başvuru için aynı yazıya tekrar dönüyoruz. Bu sefer sağdaki butona tıklamamız gerekmekte. Buraya tıkladıktan sonra bizi bir başvuru formu karşılıyor. Bu formu doldurmamız gerek. Doldurduktan sonra aşağıdaki gönder butonuna tıklıyoruz ve bu sayede bekleme listesine adımızı yazdırmış oluyoruz. Eğer geri dönüt alacak olursanız verdiğiniz mailinizle size iletişime geçiliyor. Eğer olumlu bir geri dönüşse işlemler başlatılıyor ve size öncü oluyorlar. Bu GPT-3 yapay zeka ile ilgili istediğiniz konu ve soruları yorumlara yazmayı unutmayın. İlgili videolarımız kanala yüklenmeye devam edecek. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.